ÖDES ödeneği, tabii ÖDES biliyorsun 2005 yılından bu tarafa ödenekler geliyor. İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yücel, Bolu'nun köydesi olarak aldığı ödenekler, ilçelere dağılımı ve 2018 asfalt çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İşte son 3 yılın ödeneğini söyleyeyim. Ne kadar ödeneğin arttığını noktası mukayese yapmak adıyla. Geçen sene 19 küsür milyondu köydesi ödeneğimiz. Bir önceki yıl 6,5 civarında, bir önceki de yine 6,5 civarındaydı. Yani 6,5, 6,5, 19 milyon. Ve bu sene de 31 milyon 974 bin lira. Yani 32 milyonluk bir ödenek, çok ciddi bir ödenek. İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yücel bu sene alınan ödeneğin çok ciddi olduğunu belirtti. Bu imkanımızı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, ilgili bakanlarımıza, hükümetimize, iktidarımıza, milletvekillerimize, teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir ödenek. Biz de bunun bilincinde olarak ödeneği en doğru, en mantıklı, en faydalı şekilde nasıl kullanabileceğimizin çalışmasını ve hesabını yaptık zaten. Her ilçedeki ihtiyaçlara göre ödenecek ve sıralama yapıldığına dikkat çeken Yücel, şunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Bizim Bolu İl Özel İdaresi olarak bir stratejimiz var dedi ve şunları kaydetti. Bu strateji, biliyorsun 9 ilçemiz var. 9 ilçemizde 487 köyümüz var. Ve her ilçenin bilinen, herkes tarafından bilinen, kabul edilmiş köy sayısı, köy yolu ağı ve köy nüfusu var. İlimizin halen %26'sı köy nüfusu daha. Bu üç kritere göre il özel dairesi kaynağı ve diğer kaynaklar olmak üzere köy desteği buna göre her ilçenin kendi ödeneğine, kendi hesabına aktarılıyor. Bu şöyle bir rakam vereyim ben size istersen bu konuda. Ve belirlenmiş kriterlere göre Bolu 4 Van 1 milyon 121 bin lira. Yerede 3 milyon 908 bin lira. Göynük 5 milyon 369. Kıbrıççık 1 milyon 150. Mengen 4 milyon 189. Merkez 7 milyon 784. Mudun 6 milyon 500. Seben 1 milyon 677 bin. Yenişehir 767 bin TL olmak üzere. Her ilçenin kendi hesabında bu ödenekler. Ve her ilçede kendi değerlerine, kendi öncelik sırasına göre bu yatırımın nerelerde kullanacağını kendisi karar veriyor. Yücel, sıcak asfalt atılması konusunda 2017 yılında 400 kilometrenin üstüne çakıldığını söyledi. Biz biliyorsunuz 2017 yılında 400 kilometrenin üstüne çıktık il özel dairesi olarak, kapasite olarak. Bunu yaparken tabii birinci kat ve ikinci kat asfalttan bahsediyorum. Sıcak asfalt attığımız alanları da ya Bolu Belediyesi'ne, Bolu Belediyesi biliyorsun bu konuda asfalt planı var. Ya da diğer ilçelerde ihale yoluyla gerçekleştirdik. Bu yılda yine yaklaşık 40 kilometre sıcak asfalt atılacak il genelinde. İl özel dairesi olarak da yine hedefimiz 400 kilometreye yakın birinci kat ve ikinci kat asfalt atmak üzerine olacak. Tabii son hangi köylerde olacağını elbette bir çalışmamız var bizim. Hem merkez ilçe olarak hem bütün ilçe olarak. Ancak köydes ödeneği ve programı netleştikten sonra geriye kalan ödeneklerimizle neyi, nasıl ve ne kadar yapacağımızı netleştirdikten sonra hangi köyün birinci katı, hangi köyün ikinci katı yapılacağını kararını vereceğiz. Ancak şu anda yani kısmen belli, çerçeve olarak belirlemiş durumdayız ama işte şu köye 2 kilometre, bu köye 1 kilometre desek belki yanlış bilgilendirmiş olabiliriz. O anlamdaki sürecimiz, çalışmamız devam ediyor. Yaşar Yücel, 2018 yılı 2017 yılından daha kaliteli olacağına dair değerlendirmede bulundu. İl özel dairesi kaynaklı olarak 3 milyon TL ikinci kat asfalt ödeneği ayırdık. Bu 3 milyonların da az önce bahsettiğim kriterler çerçevesinde her ilçenin payı belli. Bunlarla ilgili geçtiğimiz meclis toplantısında her ilçenin payı ne kadar olduğunu kararını da aldık ve bu çalışmamıza devam ediyor. Yani bu yılda yine hedefimiz Allah izin verirse 2018 yılında. Yani çünkü biz kendimizle yarış ediyoruz. Her yıl bir öncesine göre daha fazla nasıl hizmet edebiliriz? Daha fazla kapasitemizi, kalitelerimizi nasıl artırabiliriz gayreti ve çalışması içerisindeyiz. Yine 2018 yılı da 2017 yılından daha fazla ve daha kaliteli olacaktır diye ifade edelim.